I told you all that I was the greatest of all time. Usain Bolt, the air champion. Whose game is it? It's Michael Jordan's game. Bakalım beni tarihte nereye koyacaklar? Hani bu televizyonlara çıkarmıyorlar. Konuşmamı engellemek istiyorlar. Söylemimden rahatsız oluyorlar. Ya bu kadar golü ben attım. Bu kadar formayı ben giydim. Bu kadar değer ben olduğum altın ayakkabım var. Gümüş ayakkabım var. Bronz ayakkabım var. Ve dünyadaki yaşayan, ölen 48 efsaneden biriyim. Bunu İsviçre İstatistik Kurumu açıkladı. Benle ne zorları var? Benle ne alıp veremedikleri var bilmiyorum. Şampiyon kulüplerde ilk isim Steaua Bucuresti. Steaua Bucureș. Steaua Galatasaray. Evet, Galatasaray Romanya'nın Steaua Bucureș'ten oynayacak. Görüşlerinizi alabilir miyim? Steaua Bucureș. Galatasaray az sonra Steaua Bucureș'te final şansını arayacak müsabakada karşı karşıya gelecek. 10 Sanju, 11 Küçük Savaş ve Galatasaray'ın vuruşuyla oyun başlıyor. Kalemizde tehlike. Smolić çeken top filelere gidiyor ve 1-0 yenik duruma düşüyoruz. Smolić diyoruz. Sen böyle çok penaltı kurtardın. Hacı vuruyor ve filelere giden top. Steaua Bucureș'e ikinci golü getiriyor ve ikinci gol. Maalesef ikinci gol. Dördüncü gol maalesef. Filelerimizde 72. dakika golü atan futbol. Tanju Çolak Krallığı'nın en ışıltılı, bir o kadar sansasyonel 3 yılını anlatmanın zamanı geldi. Gazetelerin sondan bir önceki sayfalarından... Kavga, polemik, basitlik ve skandalın kol gezdiği ikinci sayfalara dönelim. Merhabalar, burası Türkiye'nin en derin magazin çukuru Şokopop. Kavga, polemik, basitlik, skandal, hepsi bu kanalda. Samsun'dan gelirken benzin istasyonu, araba, lüks arabalar. Sonra da Hülya Avşar'la tanışmaktı. Bunlar ben üçünü de yaşadım. Aşık oldum. Evet. Tanju Çolak'ın 58 yaşındayken sarf ettiği 3 hayalim vardı, üçünü de gerçekleştirdim cümlesindeki hayallerden en çok konuşulanı kuşkusuz tatsız kraliçe Hülya Avşar. Taçlı kral Tanju ile tatsız kraliçe Hülya Avşar arasında gizli bir aşk yaşandığına dair dedikodular 1988'in sonbaharında gazete sayfalarında yer almaya başlıyor. Avşar'ın ifadesine göre bir BMW servisinde tesadüf eseri tanışan ikili uzun süre sadece arkadaş oldukları konusunda ısrar ediyor. Basının takıntılı bir şekilde takibi aldığı flaş kankiler ilk defa 30 Ocak 1989'da Hülya Avşar'ın "Rahip ve rahibe değiliz" demesi üzerine ilişkiyi dolaylı yoldan kabullenmiş oluyorlar. Ancak bu gelişmeden kısa bir süre sonra Tanju Çolak eşi Aysu ve oğluyla verdiği pozla Avşar kızından ayrıldığını ilan ediyor. Steaua Bucureș'le oynanacak rövanş maçından hemen önce Hülya ile Tanju yeniden manşetleri süslüyor. Taçlı Kral cezalı olduğu için rövanş maçının kadrosunda yer almıyor ve antrenörü Mustafa Denizli'den "karım hastalanmış" diyerek izin isteyip soluğu Hülya'nın yanında alıyor. Oradan kiraladığı bordo renkli Şahin'le Marmaris Altın Yunus'a ulaşan Tanju, gazetecilerin onu takip ettiğinden habersizce tatsız kraliçesiyle güneş banyosu yapıyor. İkilinin ilk defa birlikte görüntü verdiği bu kaçamak Galatasaray taraftarının Tanju'ya antipati duymasına sebep oluyor. Kral ve kraliçenin başına gelen en sansasyonel olaylardan bir diğeri 18 Mayıs 1989 akşamı Suadiye'de gerçekleşiyor. Çiftin buluştuğu öğrenilen evin önünde kısa sürede 500 kişilik bir taraftar grubu toplaşıyor. Her nedense maça gider gibi ellerinde Galatasaray bayraklarıyla gelen bu kalabalık grup "İşte Hülya, işte Tanju, yeter artık Tanju" ve "Hülya Avşar Başkan, Galatasaray şampiyon" diye bağırarak sokakları inletiyor. Eve sıkışıp kalan Tanju, Galatasaray yöneticisi Ergun Gürsoy'u, o da dönemin Ankara Emniyet Müdürü Mehmet Ağar'ı arayıp yardım istiyor. Gece 2 civarında Ağar'ın yollattığı polisler gereken önlemleri alıp nihayet flaş çiftin evden çıkmasını sağlıyor. Baskın haberinden bir gün sonra gazetelerde baskını Hülya Avşar'ın tezgahladığını söyleyen Aysu Çolak, kocasının Avşar tarafından tuzağa düşürüldüğünü iddia ediyor. Yasak aşklarını 54 milyonla beraber yaşayan Hülya ve Tanju bu dönemde son derece yıpranıyor. Basın aracılığıyla isyan eden Tanju, gazetecileri ve hayranlarını futbolu bırakmakla tehdit ediyor.
Öbür yandan Galatasaray yönetiminden sık sık uyarı yemeye başlıyor ve eğer Hülya ile ilişkisini sonlandırmazsa Avrupa'da bir takıma kiralanacağını öğreniyor. Gol atamamın tek yegane sebebi sakatlığımdır. Başka hiçbir şey değildir. Bundan sonra gollerim devam edecektir. Tanju ve Galatasaray arasındaki gerginlik o kadar artıyor ki taraftarlar antrenmanları basıyor, tribünlerde ikiliye dair ağzı alınmayacak besteler yapılıyor. Hatta milli maçlarda bile kaçan bir penaltıdan sonra tribünlerin gündeminde yine bu ilişki yer alıyor. Hoppa! Kolaka serdu yaramiyavo. Hemen herkesin ortak takıntısı haline gelen bu yasak aşk konusunda First Lady Semra Özal da görüş bildiriyor. Bayan Özal, gazetecilerin sorusu üzerine öncelikle ilişkiyi tasvip etmediğini belirtiyor ve ardından ama siz de sadece Hülya'nın üzerine gidiyorsunuz. Tanju'nun hiçbir suçu yok. Evli olan o, karısını aldatan o ama siz sürekli Hülya'ya yükleniyorsunuz. Böyle durumlarda hep kadın mağdur ediliyor. Ya ikisine yüklenin ya da ikisine de bir şey yazmayın diyerek kadın düşmanı ahlakçılara diss atıyor. Semra Hanım'ın bu anlayışlı açıklamalarının aksine Tanju'nun eşi Aysu Çolak doğal olarak olaylı çifte karşı çok öfkeli ve o dönemki ceza kanununun ona verdiği hakka dayanarak Hülya Avşar ve Tanju Çolak hakkında zina davası açıyor. Dava kamuoyunda büyük yankı buluyor. Öyle ki Fotospor gazetesi işin suyunu çıkarıp Tanju kimi seçsin anketi düzenliyor ancak çok geçmeden ankete durdurma kararı getiriliyor. Baskın söz konusu olmadığı için Tanju ile Hülya tutuksuz yargılanmaya başlıyor. Avşar kızı ilk duruşmada ileri derecede arkadaşız ama hiç birlikte olmadık deyince kalabalık izleyici kitlesinden kahkahalar yükseliyor ve polis salonu boşaltıyor. Duruşmadan sonra ilişkinin seyri değişiyor. Avukatlarının tutuklanırsınız uyarısı üzerine bir arada görüntü vermemeye çalışan çiftin basında yarattığı içerik eksikliğini fark eden ve bu duruma berbat ve yaratıcı bir çözüm getiren Fotospor gazetesi, bombacı Tansu ile Fulya Aşar'ın sansasyonel aşkını bir çizgi roman dizisi olarak okuyucuyla buluşturuyor. Bu yıpratıcı sürece daha fazla dayanamayan olaylı çift, 25 Ağustos 1991 tarihli gazete haberlerine göre bu defa kesin olarak ayrılıyor. Her iki taraf da ayrı ayrı basın toplantıları düzenleyip ayrılığı doğruluyor. Aradan geçen onca yıla karşın sayısız demeciyle, itiraflarıyla, iftiralarıyla, bilinenleri ve hasır altı edilenleriyle hafızalarda tüm tazeliğini koruyan bu kırık aşk hikayesi, futbol ve eğlence dünyası birlikteliklerinin zirvesi olarak magazin tarihinde yerini alıyor. Dönelim buradan Tanju'nun peşi sıra gelen diğer çöküşlerine. Artık ne zaman formsuz olsa avşar kriziyle gündeme geliyordu Tanju. Hayalleri ona zarar vermeye başlamıştı. Üstelik uğruna aylarca belediyelerde zaman çürüttüğü, Başbakan Turgut Özal'a kadar çıkıp Nöşateli elemeleri karşılığında söz aldığı üçüncü hayali olan benzin istasyonunu da bir türlü açamamıştı. Şöhreti, parayı, sevgiyi, iktidarı ve silahı taşımak gerçekten de zorluyordu Tanju'yu. Bütün şöhreti ve bütün parasıyla yaşadığı yasak aşk üzerinde her daim baskı unsuru oldu. Sevgi ve iktidarsa benim adım Galatasaray'ın üstüne çıktı, ben Galatasaray'dan daha büyüğüm dedirtecekti ona. 5 Haziran 1991'i 6 Haziran'a bağlayan gece, saat 03.00. Tanju yeni kontrat için kendisine verilen sözlerin peşine düşmüş ama hiçbir sonuç alamamıştı. Telefonun ucundaki Mustafa Denizli de artık çaresizdi. Tanju, benim de yapabileceğim bir şey kalmadı. Peki sen böyle kaçamak yapmadan Rıdvan'a anlat bakalım biraz. Defalarca söylüyorum. 10-12 senelik profesyonel yaşantım var. Bu dönem içinde sadece ve sadece oynamak istediğim tek futbolcu arkadaşım. Tanju anlatmaya fazla gerek yok. Gol mü geliyor? Tanju baktınız bana ve gol! Evet, ikinci gol. Bunu hak etmiştik. Defalarca hak etmiştik. Yakaladı bana gol. Rıdvan işte. Bir attı, bir attı. Pes eden Tanju, kendisini ısrarla isteyen ve Galatasaray'ın teklifinin 2,5 katını teklif eden dönemin Fenerbahçe Başkanı Metin Aşık'ı aradı ve sabaha karşı 04.30'da karşılıklı imzalar atıldı.
Tanju artık Fenerbahçeli. Dün Galatasaray yöneticileriyle yaptığı kısa toplantıda transfer bedelinde anlaşamayan Tanju'nun Fenerbahçe Başkanı Metin Aşit ve yöneticilerle yaptığı görüşme sabaha karşı sonuçlandı ve Tanju Fenerbahçe ile 800 bin mark ve bir villa karşılığında 2 yıllık mukavele imzaladı. Evet, Tanju Çolak birçok konuda eleştirilebilirdi. Ancak asla eleştirilemeyecek 3 özelliği vardı. Birincisi, çok iyi bir golcüydü. İkincisi, çok iyi bir Galatasaraylıydı. Üçüncüsü, çok açık sözlüydü. 4 yılda Galatasaray'a neler verdiğim ortada. 120 gol atmış, Avrupa gol kralı olmuş. Belki bu sene Avrupa'da 3'e dereceye girmiş. Ve Galatasaray'ın başarısı için elinden gelen her şeyi yapmış bir Tanju Çolak var. Gitmemek için elinden gelen her şeyi yapmış. Fakat bunu başaramamış. Üzülüyorum. Bu imza Türkiye'de futbolun başrol oyuncusu için belki de sonun başlangıcı oldu. Sahaya çıktığında yine görevini yaptı. Gol sayısı asla kendi standartlarının altına düşmedi. Tanju Fenerbahçe 3 Tanju yükseliyor. Tanju'nun bu güzel golüyle 1-0 öne. Tanju dakika 63 3-0. Aykut ceza sahası içinde. Pası güzel, Tanju'nun golü de. Kovac ceza sahasında. Tanju ortada. Tanju golü. Tanju gol pozisyonu olunca Tanju orada. Orta olunca ve gol olunca Tanju orada. Üst üste attığın goller var. Gol krallığında da birinci sıradasın. Ne söyleyeceksin maç öncesi? Valla şu anda gol krallığının düşündüğü bir vaziyette değilim. Fenerbahçe formasıyla gol krallığını dahi aldı. Hatta Galatasaray'a karşı oynadığı 5 maçta tam 8 gol attı. Tanju merhaba. Evet, ilk defa bir lig maçında Galatasaray'a karşı oynuyorsun. Dışarıda bazı Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray'a gol atılmazsa Fenerbahçe olunmaz diyor. Ne diyorsun? Katılıyorum. Doğru söylüyor. Ama ben atmıştım önceden. Bugün de atmak istiyorum. Bugün de atmak istiyorum. Bir orta ve kafayla bir şut ve gol. Tanju. Dediğini yaptın, attın bir gol. Ne diyorsun? Bir gol de atmak istiyorum. İnşallah böyle biter. Bu arada büyük bir hata yaptı. Küçük Bülent topu kaçırdı. Elinden de gol. Tanju'dan geliyor. Fenerbahçe 2 Galatasaray 0. Ceza sahasının ortası Rıdvan'ın Tanju kafa ve topağlarla kucaklaşıyor. Hayretim uzanıyor ama Tanju'nun vuruşu sert. Ancak bu işin sportif tarafıydı. Saha dışında ise ortalık bir an bile durulmuyordu. Fenerbahçe'nin en büyük transferi, en büyük problemi oldu. Geldiği gibi Oğuz Çetin'le sonunda herkesin kaybettiği bir forma numarası kavgasına girdi. Oğuz ve Tanju, 10 numaralı forma esprisinin kahramanları. Artık çözümlendi mi? Zaten herhangi bir sorunumuz yoktu bizim. Tabii ki çözümlendi. Sakaryalılar grubuyla yıldızı hiç barışmadı. Disiplinsiz davranışlarıyla sürekli olay yarattı. Rap ye burada, rap ye şurada, rap rap. Tik tik bang, tik tik bang. Başladı başlıyor, sakın kaçırma, rap rap. Tik tik bang, tik tik. Merhaba delikanlı. Merhaba. Fenerbahçe ile futbolcu Tanju Çolak'ı tanıyor musun? Tanıyorum. Tanıyorsun. Peki Tanju'ya sormak istediğin bir şey var mı? Var. Sor bakalım. Niçin çok çalışıp kadroya giremediğini soracaktım ben. Gollere de sıralayacak mı acaba? Daha geçen senenin gol kralıyım. Ki oynadığı oyunu oynamıyor. Tanju Çolak 10 sene evvel neyse bence bugün de aynı. Neden karısını aldatmaya gerek duydu yani? Ya niçin yapmayayım yani, ben peygamber değilim. Ben 5 sene evvel de böyle yaşıyordum. 5 sene evvel de gol kralı oldum. Avrupa gol kralı. Silah taşıması uygun mudur diye bunu Tanju Bey'e sordum. Artık tabanca taşımıyorum. Taşımıyorsun? Neden taşımıyorum? Çünkü herkesin elinde tabanca oldu. Modası geçti. Modası geçti. Kesinlikle. Yani yönetimde bir ters düşmen, bir problemli durum var. Çözümlenmediği takdirde, yani Fenerbahçe'yi bırakıp gitmeyi düşünür müsün? Fenerbahçe'den gitmek istemiyorum, işin gerçeği. Yani şartlar ne olursa olsun tüm imkanları zorlayacağım. 1993-94 sezon öncesi Fenerbahçe Kulübü Tanju ve Rıdvan Dilmen'in kadro dışı kaldığını açıkladı. Daha yeni gol kralı olmuş Tanju'nun adı, medya patronu Cem Uzan'ın büyük yatırım yaptığı 2. Lig ekibi İstanbulspor'la geçiyordu. Daha İstanbulspor'a imza bile atmamışken, Belediyespor İstanbulspor maçının devre arasında soyunma odasına inip hakeme küfrederek 3 maç ceza aldı. Bu cezanın 3'te 2'sini Fenerbahçe oyuncusu olarak çektikten sonra nihayet İstanbulsporlu oldu ve yeniden doğacağım dediği yeni takımındaki mesaisine 2 gol 1 asistle başladı. Bir maç dursa bir maç mutlaka atıyordu devrik kral. Ancak 2,5 ay sonunda isyan noktasına geldi.
İkinci ligde futbol yok, vahşet var. Sahalar çirkin, soyunma odaları yok, tekmeler havada uçuşuyor. Hakemler mafya olmuş. Önümüz kesiliyor. Sporu bırakmayı düşünüyorum, diyordu Tanju. Sadece iki gün sonra kendisini sporu bırakmak zorunda kalacağı yola iten kararın çıkacağındansa habersizdi. 22 Aralık 1993. Tanju Çolak, toplu Mercedes kaçakçılığı suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası aldı. 2 hafta sonra otomobiline el kondu. Yargıtay'ın vereceği son karar beklenirken İstanbulspor'da forma giymeye devam etti. Gollerini attı, dünya karmasına çağrıldı. Ardından ikinci kaçak Mercedes davası nedeniyle milyarlık bir para cezası aldı. Hakkındaki son kararın verileceği duruşmaya raporlu olduğu gerekçesiyle katılmadı ve dünya karması maçı nedeniyle duruşmanın ertelenmesini istedi. Duruşma başka gerekçelerle iki kez daha ertelense de son belliydi. 13 Temmuz 1994 günü Tanju'nun dünyası karardı. İnfaz yasasına göre 22 ay 4 gün hapis yatacak, federasyon talimatnamesi gereği ise bir daha hiçbir takımda futbol oynayamayacaktı. Ceza sahasından çıkıp cezaevine gireceği gün geldiğinde Tanju Makedonya'nın Üsküp kentine firar etti. Sahmalcılardaki kaçakçılar koğuşu yerine Grand Hotel'in 309 numaralı odasındaydı. Ancak hakkında yakalama emri çıkarıldığı için Üsküp'te tutuklanıp tek göz hücreye kapatıldı, ardından Interpol yetkilileri eşliğinde Türkiye'ye getirildi. Profesyonel futbol kariyeri böyle bittiyse de Tanju en iyi bildiği işi cezaevinde de yapmaya devam etti. Çocuk mahkumlardan oluşan bir futbol takımı kurup onlara antrenörlük yapan altın ayakkabılı Taçlı Kral'ın cezası bitip tahliye günü geldiğinde hem kendisi hem de bizi bırakma diyen çocuklar hüngür hüngür ağlıyordu. Avrupa gol kralı Tanju Çolak, İlk defa 12 yaşında Türkiye penaltı yarışmasının Samsun şampiyonu olarak geldiği ve direkt olarak İnönü Stadı'nın çimlerine çıktığı İstanbul'da şimdi yapayalnızdı. Ne son ama. Bundan bende 3 tane var arkadaşlar. Altını var, gümüşü var, bronzu var. Daha ne olsun arkadaşlar? Türkiye'de bundan bir tane olan bile bir futbolcu yok. Ama olması çok gerekiyor. Tanju Bey, affedersiniz. Teşekkürler. Hakem yanında oynuyorsun. Yok, evet, hakem yanında oynuyorsun. Gol verilmeyen benim ben. Hani nerede? Soyadları aynı kardeşim. Aynı soyadları aynı. Efsanevi golcü Tanju Çolak bu kez kendi kalesine gol attı. Kısıtlama kurallarını ihlal edip Üsküdar'daki bir restoranda kaz yedi. Kardeşim iki dünya savaşı, dört dünya kupası gördüm. Ben böyle güzel kaz görmedim diyorum. Bunun neresi kötü? 80 bin dolarım vardı. Şu anda hazır olan onu getiririm ama Türk milleti 15 Temmuz'da canını vermeye hazır. Canını veren kimse bugün dolara karşı gelmez mi arkadaşlar? Her zaman devletin yanında olacağız. Her zaman Cumhurbaşkanı'nın yanında olacağız. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Evet. Bu bir gerçektir yani. Beni kızdırıyorsun. Senden sonra senin kadar iyi futbolcu geldi mi? Ben bir şey söyleyeceğim. Hiç de böyle bir tarafsızlık yapmayacağım. Yapmazsın, ben yapmayacağım. Söylüyorum. Benim kadar güzel gol atan, rahat gol atan, golle buluşan bir adam gelmedi. Gelemeyecekti. Sanki. Çok ağırlar, çok.